İyi akşamlar sayın seyirciler. Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Emrah Şen. Evet, birazdan ayrıntılar için burada olacağız. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve 18 sanığın yargılandığı Çiller Özel Örgütü faaliyetleri olarak da bilinen faili meçhul cinayetler davasında beraat kararı bozuldu sayın seyirciler. İstinaf Mahkemesi Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de arasında olduğu sanıkların Surluk davasında yeniden yargılanmasına karar verdi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu Çiller Özel Örgütü faaliyetleri olarak da bilinen Susurluk davasında alınan beraat kararları bozuldu. İstinaf Mahkemesi olarak görev yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 5 Nisan'da oy birliğiyle alınan karar avukatlara yeni tebliğ edildi. Mahkeme, 1990'lı yıllarda işlenen 18 faili meçhul cinayetten yargılanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi için verilen beraat kararını bozdu. Gerekçe olarak beyanların dosya kapsamındaki diğer bildirim ve delillerle teyit edilip edilmediğinin, bu beyanların maddi olay veya olaylarla uyuşup uyuşmadığının karar yerinde tartışılmaması gösterildi. Çiller Özel Örgütü faaliyetleri yargılaması beraat kararı veren mahkemeye yeniden gönderildi. Davada beraat eden Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de arasında olduğu 19 sanık için yeniden yargılama yapılacak. Hemen belirtelim, bu gelişmeyle ilgili Ulusal Kanal'da Çiller Özel Örgütü faaliyetleriyle ilgili bu akşam saat 21'de özel bir yayın yapılacak. Özel yayına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem ve Çiller Özel Örgütü isimli kitabı da bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katılacak. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca sivil işgalci Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İki kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinden itibaren Harem-i Şerif kapılarında kimliklere el koyma gibi kısıtlamalar getirildi. İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Bu kez hedefte Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa vardı. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca sivil işgalci Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. İşgalci yerleşimciler gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya giremiyordu. Sabah saatlerinde İsrail polisinin eşlik ettiği yerleşimciler Mescid-i Aksa yakınlarına geldi. Baskından önce ibadet edenler alandan uzaklaştırıldı. Yaklaşık 50 sivil işgalci İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi. Güvenlik güçleri ayrıca Harem-i Şerif kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi kısıtlamalar getirdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada Mescid-i Aksa muhafızı el yazmaları bölümünde görevli bir kişiyle ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığını belirtti. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor. Amerika'nın New York kentinde binlerce kişi İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti. Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail ve Amerika yönetimine tepki gösterildi. İsrail'in Gazze'deki masum sivilleri katletmesi dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Birçok ülkede Filistinlilerle dayanışma adına insanlar sokaklara dökülüyor. Filistin'e destek gösterisinin son adresi ise New York oldu. New York Queens bölgesinde toplanan kalabalık Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Filistin ve Türk bayraklarının dalgalandığı eyleme İsrail vatandaşları da katıldı. Caddelerde Filistin bayraklarıyla yürüyen eylemciler, İsrailli Amerikan yönetimine tepki gösterdi. Filistin'e özgürlük ve Gazze'ye özgürlük sloganları atıldı. Polis güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi. Filistin'e destek için 189 üniversitenin ortak yayımladığı adalet ve insan hakları çağrısı bildirisine 14 üniversite ise imza vermedi. Sabancı, Koç ve Kadir Has'ın da arasında olduğu 14 üniversiteye TGB'den tepki geldi. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Filistin'in yanında olmayanlar Türk milletinden de koparlar dedi. Atatürk! Filistin'i işgal eden, masum sivilleri katleden İsrail'e karşı Türkiye'deki 189 üniversite ortak bir bildiri yayımladı. Ostim Üniversitesi önderliğinde hazırlanan Adalet ve İnsan Hakları çağrısı bildirisine 14 üniversite ise imza vermedi. 15 yaşındaki şehidimiz Eren Gülgün! Yapılan çağrıya rağmen bildiriye imza vermeyen üniversiteler Acıbadem, Atılım, Beykoz, Çankaya, Bilkent, Arel, İstanbul Bilgi, Okan, Kadir Has, Koç, Özyeğin, Sabancı, TED ve Yaşar Üniversitesi oldu. Dünyanın gözleri önünde. Bildiriye imza vermeyen 14 üniversiteye tepki Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Filistin davası Türkiye davasıdır diyerek 14 üniversiteye tepki gösterdi. Bu 14 üniversite sessizliklerini korumaya devam ettikçe Türk milletinden kopmaktadırlar. Onlara neden sessiz kaldıklarını soruyoruz. Hangi kaygılarla ya da hangi bağlantıları dolayısıyla 189 üniversitenin ortak metnine imza atmadıklarını soruyoruz. Neden Türkiye'yi ve bölgemizi tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı çıkamadıklarını soruyoruz. Çınar, bildiriye imza vermeyen 14 üniversitenin öğrencileri ve Türk gençliğinin tamamının Filistin'in yanında olduğunu vurguladı. Bugün lise ve üniversite gençliği Filistin'in davasının yanındadır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırganlığına karşı Türk gençliği tüm dünyanın umududur. Filistin meselesinde sessiz kalan 14 üniversitenin bu tavrı o üniversitelerde okuyan gençlerin tavrı değildir. 14 üniversite Filistin'in yanında olamıyorsa Türkiye'nin yanında da olamamaktadır. İsrail zulmüne sessiz kalanlar İsrail'e yan yana düşmektedir. Filistin davası! Vatan Partisi, İncirlik ve Kürecik üslerinin Amerika ile NATO'nun kullanımına kapatılması için yurt genelinde imza masaları açacak sayın seyirciler. Terör yuvası üslerin Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Vatan Partisi üyeleri herkesi açılacak masalara imza vermeye davet etti. Biz de buradan davet edelim. Sayın seyirciler, girdi maliyetleri nedeniyle üretici zor durumda. Kazanç elde edemeyen Antalyalı üreticiler domates fidelerini sökmeye başladı. Üreticiler gübre ve ilaçlar çok pahalı olduğu için maliyetleri karşılayamadıklarını söylüyor. Şu an domatesleri söküyoruz artık. Yeterli kazancımız olmadı bu yıl. İlaçtan gübreye bütün girdi maliyetleri üreticinin belini büküyor. Zarar eden üretici çözüm bekliyor. 2002 yılıyla bugünkü gübre fiyatları arasında 10 katı 15 kata varan artışlar var. İlaç keza öyle, fide, tohum öyle. Yeterli kazancı elde edemeyen Antalyalı üreticiler domates fidelerini sökmeye başladı. Domates fiyatları ise bugün, dün ben haldeydim Antalya halinde, 1,5-2 lira bandında. Yani bu da 2002'nin fiyatları. Ulusal kanal yayınına konuk olan Antalyalı domates üreticisi Kadir Taş, denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti. Yani eskiden 1985'lerde şöyleydi, pazarlarda denetim vardı. Zabıtalar hal alışlara göre %30 kar payıyla sattırırdı. Şimdi ise adam 1 liraya alıyor 3 liraya satıyor, 3 liraya alıyor 9 liraya satıyor. Taş,
vergilerin düşürülmesiyle üreticinin rahatlayacağını söyledi. Üreticilerin bakır primleri çok yükseldi. Bunlara tamam gübre belki dışarıdan alıyoruz, maliyeti yüksektir. Ona devlet çok fazla bir şey yapabilir mi yapamaz mı orasını bilemem. Mazot yani buralardaki vergiler düşürülmeli. Domates üreticisi Kadir Taş, üreticiye yeteri kadar destek yapılmadığını, yapılan desteğin de dolaylı olduğunu ifade etti. Çiftçi desteklenmiyor yani öyle. Doğrudan gelir desteği altındaki arazi desteği kaldırılması lazım. Üretim bazlı destek yapılması lazım. Planlı tarıma geçilmeli. Planlı tarım yani herkes her şeyi yapmamalı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırması kanun teklifi bu hafta meclise gelecek. Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma hedeflenen torba kanun teklifinde çek mağdurları yer almadı. Çek mağdurları salı günü yapılacak görüşmeler öncesi mecliste AK Partili isimlerle görüşecek. Çek hapis cezası kalktı diye bu insanlara müjde verseniz, bu insanlar inanın 3 ayda 6 ay arasında yeni bir işletmeyi borçla da olsa harçla da olsa açarlar. Vergi, SGK borçlarına yapılandırma yolda. Kanun teklifinde yer almayan çek yasası mağdurları ise taleplerini bir kez daha hükümet yetkililerine iletecek. AK Parti'nin hazırladığı 15 maddelik kanun teklifi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Salgın nedeniyle ekonomik kriz yaşayan vatandaşın vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor. 25 Mayıs Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak kanun teklifinde sicil affı da yer aldı. Ancak sicil affı için şart konuldu. Buna göre çek, senet, kredi kartı borcu olanların 31 Aralık'a kadar ana parayı ödemesi halinde sicil affından yararlanacağı belirtildi. Ancak çek ve senet mağdurları ilgili kanun teklifi maddesini eleştirdi. Karşılıksız çekler nedeniyle hapis yatan mağdurlar zaten paraları olsa bu meblağları ödeyeceklerini söyledi. Ulusal kanala konuşan çek yasası mağdurları temsilcisi Haydar Zirek, kanun teklifinden bu haliyle yararlanamayacaklarını belirtti. Zirek, salgın nedeniyle en azından bir defaya mahsus mücbir sebep sayılarak çeki hapis cezasının kalkması gerektiğini belirtti. Çek yasası mağdurlarının bir diğer önerisi de borçlara şartsız 2 yıl erteleme. Haydar Zirek, 2 yılın ardından bir ödeme takvimi çıkarılarak 3 sene içerisinde de bu borçların kapatılmasını talep etti. Zirek, kanun teklifinden kendilerinin faydalanacağı şeklinde bir madde konulması için Salı günü AK Parti Grup Başkan Vekili Binali Yıldırım'la görüşeceklerini de söyledi. AK Parti'den seçim barajı için yeni öneri gündemde. Partinin Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası Komisyonu çalışmaları tamamladı. Çalışmada seçim barajının %7'ye düşürülmesi ve sonradan kurulan parti gruplarına sınırlama getirilmesi olduğu belirtiliyor. Seçim barajı ile ilgili tartışmalar sürerken AK Parti'den yeni öneri gündeme geldi. AK Parti'de siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Başkanlığındaki Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası Komisyonu çalışmalarını tamamladı. AK Parti'nin çalışmasında seçim barajının %7'ye düşürülmesi ve sonradan kurulan parti gruplarına ilişkin sınırlamaların olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet'in haberine göre hazırlanan çalışma gelecek hafta gerçekleştirilecek AK Parti MYK toplantısında MYK üyelerine de sunulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Komisyonca hazırlanan çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek. Düzce Akçakoca ilçe müftüsü Şaban Soytekinoğlu Selanik göçmenleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Selanik göçmenlerinin %90'ı Müslüman değil diyen Soytekinoğlu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hepinizi Diyanet İşleri Başkanlığı... Diyanet İşleri Başkanlığı Düzce Akçakoca ilçe müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soytekinoğlu bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde cuma namazı kıldırdı. Telefonla kaydedilen cuma vaazında Akçakoca müftüsü Filistin'deki İsrail saldırıları ve Yahudilikle ilgili konuştu. Soytekinoğlu Selanik göçmenleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. %90'ı Selanik göçmeni ve Sabateist. Ne demek Sabateist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler aslında Müslüman değiller dedi.
Sosyal medyada tepki toplayan sözlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarını değerlendirdi. Teröristlerin inlerine giriyoruz dedi. Yunanistan'ı da Ege ve Akdeniz'deki tahrikler konusunda uyaran Akar, komşumuz kendine güvenmeli, hamillerine değil ifadelerini kullandı. İnleri teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle birlikte İstanbul'da inşası devam eden Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Akar, incelemelerin ardından terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki yaptığımız terörle mücadele faaliyetleri başarılı bir şekilde devam etmekte. Tek hedefimiz teröristler değerli arkadaşlarım. 1 Ocak 2021'de itibaren bugüne kadar 1107 terörist esirhane getirildi. Pençe Yıldırım ve Pençe Şimdek Harekatları 23 Nisan'da başladı. Onlardan da başladığından bugüne kadar da arkadaşlarım toplam 124 terörist esirhane getirildi. Bütün oradaki mağaralar, inleri teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. YPG ve PKK arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, aklımızla alay etmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplasın dedi. Bunlar teröristtir. YPG'de terörist, PKK'da terörist. Bu kadar açık bir konunun böyle tartışma konusu haline getirilmesi gerçekten ahlaki değildir, gerçekten akli değildir. Bu konuda bizim kararımız ortadadır. Bunu da herkesin görmesi lazım. Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara da dikkat çekti Milli Savunma Bakanı Akar. Yunan komşularımız kendilerine güvensin, hamilerine değil uyarısı yaptı. Yunanlı komşularımız söylemleriyle, eylemleriyle bu yapılan çalışmaları, bu olumlu gidişatı provoke etmek için, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz hukuktan yanayız, uluslararası hukuktan yanayız, biz işbirliğinden yanayız, iyi komşuluk işlerinden yanayız. Fakat hiçbir zamanda ülkemizin ve milletimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz ve Yunanlı komşularımız kendilerine güvensinler. Hamilerine değil. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları hiçbir şekilde Türkiye, Amerika, Türkiye, NATO, Türkiye, Avrupa Birliği şekline çevirmeye çalışmasınlar. Bunun kimseye faydası yok. En büyük zararı da Yunanistan olacaktır, Yunan halkına olacaktır. PKK'nın son dönemde yaptığı insansız hava araçları ve maket uçaklı saldırı eğitiminin arkasından Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Bu gerçeği yakalanan teröristler ifadelerinde anlattı. Teröristler, PKK'nın yurt dışındaki kamplarında açılan okullarda drone ve maket uçak yapımıyla kullanma eğitimini Amerika ve Fransa gibi ülkelerin verdiğini söyledi. ABD ve Fransa başta olmak üzere Suriye'deki koalisyon güçleri PKK'ya drone'la maket uçak yapımı ve kullanma eğitimi veriyor. Bu çarpıcı ifadeler yakalanan teröristlere ait. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen seri operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK, önceleri keşif ve gözetleme için kullandığı insansız hava aracı ve motor uçakları son dönemde kamikaze saldırılar için kullanıyor. Diyarbakır'da 8. Anajet üstüne C4 patlayıcı taşıyan 2 drone ile saldırı girişimi başarısız olan PKK, 3 gün önce de eş zamanlı olarak Batman ve Şırnak'ta da aynı yönteme sarıldı. Saldırı girişimlerinde 3 metre kanat açıklığı olan model uçakların kullanılması dikkati çekerken, güvenlik uzmanları bu tür uçakların havalanması için pist gerektiğini belirtiyor. Şırnak'taki saldırı girişiminde kullanılan model uçağın, Suriye'de PKK kontrolündeki bölgelerden havalanmış olabileceği ifade ediliyor. Saldırılarda kullanılan drone ve model uçakların navigasyon ışıklarının açık olması da dikkat çeken bir diğer unsur. Menzilleri ise 25 ila 40 kilometre arasında. Teslim olan teröristlerin ifadeleri PKK'lılara drone ve model uçaklı saldırı konusunda eğitimler verildiğini ortaya koydu. PKK'nın Kuzey Irak'ta Gara, Suriye'de ise Sırrin kamplarında sözde drone ve maket uçak okulları açtığı ifade edildi. Teröristlerin ifadelerinde ABD ve Fransa başta olmak üzere Suriye'deki koalisyon güçlerinin örgütün sözde özel kuvvetler birimine bağlı teröristlere drone ve model uçak yapımı ve kullanımı eğitimi verdiği bilgileri yer aldı. PKK'nın droneları kendisinin yaptığı, model uçakları ise yurt dışından önce Irak'a, oradan da Suriye'ye getirdiği belirtildi. Sabit kanat olan model uçakların fiyatı uçuş menziline göre 200 ila 2000 dolar arasında değişiyor.
200 metre yüksekliğe kadar çıkabilen bu dronların üzerine 4 hava mermisi yüklenebilirken gövde kısmında da EYP taşıyabilecek boş bir alan bulunuyor. Modül uçakların gece görünmesini engelleyen ve çoklu frekans sistemi yüklenebilen beyin kartlarıyla bazı parçaların da Türkiye'ye siyah parçası ambargosu koyan Kanada menşeli olduğu ifade ediliyor. AK Parti 11 maddelik mini infaz teklifini meclise sunmak için çalışmalarını tamamladı. Teklifte 15 yaşından küçük çocuğu olan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek. Halen cezaevinde çocuklarıyla kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek. Teklifte cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarına yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kadın hükümlülerin infazlarıyla ilgili yeni adımlar atılacak. Nakil araçları izlenecek, cezaevlerindeki görüşlerin süresi artırılacak. AK Parti 4. yargı paketinin yanı sıra 11 maddelik bir mini infaz teklifini meclise sunmaya hazırlanıyor. AK Parti'nin hukukçu milletvekilinin hazırladığı teklif taslağıyla 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenecek. Böylece çocuklar anneleriyle birlikte cezaevine girmeyecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olması ve çocuğun babasının ölmüş ya da cezaevinde bulunması şart olacak. Çocuk 15 yaşını doldurduktan sonra kadın hükümlü yeniden cezaevine dönecek. Halen cezaevinde çocuklarıyla kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları da ertelenecek. AK Parti'nin taslağında cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarına yönelik düzenlemelerde bulunuyor. Buna göre ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinin işleyişlerini yerinde görmek, incelemek ve tespitlerini rapor haline getirmek için oluşturulan izleme kurullarının yetkileri genişletiliyor. İzleme kurulunun hükümlüğü cezaevi dışında bulunabileceği adliye, hastane ve cezaevi nakil araçları gibi yerlerde de inceleme yetkisi olacak. Böylece zaman zaman hükümlülerin nakil aracında, hastanede veya adliyede hak ihlaline uğradığı iddialarının önüne geçilecek. Öte yandan taslağa göre maddi durumu yetersiz mahkumlarla çocuk hükümlülerin nakil masrafları devlet tarafından karşılanacak. Cezaevlerindeki ziyaret süresi de 1 saatten 1,5 saate çıkarılacak. Daha önce gündeme getirilen ancak muhalefetin itirazı üzerine geri çekilen bir düzenleme de teklifte yer aldı. Tutuklu ya da hükümlülerin mektup ve görüşmelerinin kayıt almasını öngören ve e-posta yoluyla iletişim sağlayan düzenleme de yeniden teklife konuldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşı adayının faz 2 raporundan güzel haber geldi sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı'na sunulan faz 2 raporunda 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalarda %100 antikor oluştuğu belirtildi. Ulusal kanala konuşan uzmanlar bu sonuç yerli aşıda başarılı bir sonuç alınacağını gösteriyor dedi. Aşının başarılı olduğunun önemli göstergelerinden bir tanesi. Yerli aşıda müjdeli haber geldi. Antikor oluşumu %100 olarak belirlendi. Genellikle faz 1-2 çalışmalarında başarı elde edilmişse faz 3 çalışmasında da aynı başarı paralel olarak devam eder. Türkiye, Çin ve Almanya'dan getirdiği aşıları uygularken diğer yandan da yerli aşı çalışmalarını tamamlamak üzere. Haziran ayında yerli aşı adayında faz 3 çalışmalarına başlamaya hazırlanan Türkiye, etkinlik noktasında kritik sonuçlar elde etti. Biz kendi aşımızı da faz 3 çalışması bittikten sonra üretimden çıkarabileceğiz anlamına geliyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki inaktif yerli aşı adayının faz 2 gönüllü aşamasında yapılan çalışma sonucu açıklandı. Hazırlanan rapora göre çalışmalar 250 gönüllü üzerinde yapıldı. Sağlık Bakanlığı'na sunulan raporda 250 gönüllünün tamamında %100 antikor oluştuğu belirlendi. Türkiye'de bu anlamda aşıyı en azından bir yumuşak güç olarak aşı tedarikinde zorlanan ülkelere kullanabilir. Uzmanlar bu sonucun faz 3 gönüllü aşamasına ışık tutacağını belirtti. Faz 2'nin başarılı olması bizim faz 3'e geçmemiz konusunda herhangi bir tereddüt ortaya koymayacaktır. Yani tereddüt kalmadan faz 3'ü biz rahatlıkla yapabileceğiz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık sonuçları ulusal kanala değerlendirdi. Balık, Türkiye'nin bu sonuçlarla faz 3 çalışmalarını da tamamlamasıyla acil kullanım onayını hızlıca alabileceğini belirtti. Bu inaktif aşı, yani bizim Çin aşısı diye bilinen aşıyla aynı aşı. Dolayısıyla inaktif aşıların biz durumunu biliyoruz. Çok eski bir aşı teknolojisi. Tecrübemiz çok fazla dünya olarak bununla ilgili. Dolayısıyla hatta faz 3'ünün ilk raporları alındığında acil kullanım izni ile
tahmin edilenden bile daha erken bu aşı kullanıma girebilir. Hem bizde hem de dediğim gibi aşı tedarikinde zorlanan ülkelere dağıtılabilecek bir konuma gelinebilir tahminden daha önceki zamanlarda. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Vatandaşlar sadece temel ihtiyaçları için dışarıya çıkabiliyor. Yasağa uyum nedeniyle haftanın son günü kentlerde sakinlik gözlemleniyor. Kentlerde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle haftanın son günü sokaklarda sakinlik gözlemleniyor. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21 ila 5, hafta sonları ise cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sürüyor. İstanbul'da Sultanahmet, Eminönü gibi tarihi alanlarda turist hareketliliği gözlenirken, kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin pasaport ve izin belgeleri kontrol ediliyor. Kent genelinde park ve bahçeler ziyaretçi girişine kapalı tutulurken, lokanta ve kafeler ise paket servisine devam ediyor. Bazı vatandaşlar da alışveriş için mahallelerindeki market, manav, kasap ve fırınlara gidiyor. Trafik ekipleri de kent genelindeki bazı noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Edirne'de de polis ekipleri işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. Kısıtlama nedeniyle Giresun, Bursa ve çevre illerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Türkiye geneline bakıldığında da vatandaşların kısıtlamalara neredeyse tamamen uyduğu gözlemlendi. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 21 Mayıs Cuma günü 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 5'te sona erecek. Hatay'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Eylül Özge Avcı sezaryenle doğum yaptı. Anne ile kızının ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Maşallah. Hatay'da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi sürerken sezaryenle doğum yapan anne bebeğiyle ilk kez buluştu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı. Canım ağlama. Merkez Antakya ilçesinde yaşayan Eylül Özge Avcı 7 aylık hamileyken koronavirüs teşhisiyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sorunu artan Avcı yoğun bakıma alındı. Yaşama şansı da %10 olarak görülüyordu. Ve yapay solunum cihazına bağlanmasına rağmen Eylül'ün kandaki oksijen düzeyleri tutulamadığı için acil ameliyata alınıp bebeği sezaryenle doğurtuldu. Ve sonrasında Eylül'e özellikle tedaviler uygulamamız gerekti. Tekrardan Eylül'ü hayata döndürebilmemiz için. Çok şükür Eylül bize çok umut oldu. Hayata tutunan Avcı 1.7 kilogram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. İklim adı verilen bebek de COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü. Anne ile bebeği 15 günün ardından ilk kez buluştu. Maşallah diyelim. Allah korusun. Hepinize çok teşekkürler. Başhekim yardımcısı Özgür Şahan, anne ve iklim bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Uygulanmış olduğumuz tedavilerin rehabilitasyonu gerekiyor. Bu rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra hızlıca biz de ailesiyle birlikte çocuğunu kucağına vermek istiyoruz. Tedavileri süren anne ve bebeği hastaneden çıkacakları günü bekliyor. Abuzu gördüm. Sayın seyirciler, salgının en çok etkilediği yerlerden biri de eğlence mekanları. Uzun zamandır kapalı olan eğlence mekanları ekonomik zorlukların pençesinde. Eğlence mekanlarının çalışanları sosyal mesafe ve maske denetimlerinin artırılarak 1 Haziran'dan sonra iş yerlerinin açılmasını istedi. Açılmanın olmaması halinde ise çalışanlara destek verilmesini talep etti. Ses sanatçıları ülkemizde meslek olarak görülmüyor. İlk istediğim şey yaptığımız işin bir meslek haline gelmesi. Destek anlamında hükümetten bir şey bekliyorduk ama ne borçlarla ilgili ne vergilerle ilgili hiçbir destekleme olmadı. Uzun süredir kapalı olan eğlence mekanlarında çalışan müzisyenler destek bekliyor. Pandemi dönemi tabii ki çok zor geçiyor sanatçılar için. Sadece sanatçılar için değil. Müzisyenleri için. Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de eğlence işletmeleri oldu.
Alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanları uzun süredir kapalı. Bu durum hem işletme sahiplerini hem de müzisyenleri derinden etkiledi. 3,5 aydır kapalıyız sonuçta. Bütün gelirlerimiz bitmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paketle birlikte müzisyenler de destekten yararlanacak. Ancak aylardır iş yapamayan müzisyenler destek miktarının çare olmadığını belirtti. 1000 TL ne ev kirasına, ne elektriğine, ne suyuna, ne de 4 tane çocuğu olan, 2 tane, 3 tane çocuğu olan müzisyenin doyurabilecek bir para değil. Bir müzisyenin namusu çaldığı enstrümanıdır. Öyle bir hale geldik ki bu süreçte müzisyenler enstrümanını satmaya başladı. Müzisyenler 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarıyla kademeli olarak açılma talebinde bulundu. Artık açılsın, mesafeli, düzeyli ve seviyeli olarak herkes işine gücüne baksın. Beklentimiz daha en azından makul şekillerde normalleşmek. Ekonomik kriz yaşayan müzisyenler açılmanın olmaması halinde ise hükümetten ciddi destek istedi. Bu sürecin zorluğunun farkındayız. İlla ki açılsın konusunda bir diretme yapmıyoruz. Kapanması gerekiyorsa sektörün tüm çalışanları, insanlara ciddi bir destek verilmesi. Covid yarın bitti deseler ve açılsak bile geçmişteki yaraları sarmak için muhakkak destek olunmalı. Hindistan'da Covid-19 alarmı sürüyor. Ülkede yoğun bakımlar yetersiz kalınca otobüsler yoğun bakım yapıldı. Malezya'da ise köpekten insana geçebilen ve zatüreye sebep olan yeni bir virüs türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Covid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir açıklaması geldi. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan, Covid-19'la mücadele etmeye çalışıyor. Ülkede yoğun bakımlar yetersiz kalınca otobüsler yoğun bakıma çevrildi. Son 24 saatte 3500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Ayrıca toplu aşılama için çalışma başlatıldı. Malezya'da ise köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi. Bu virüsün insandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8. koronavirüs olacağı açıklandı. Ölüm sayılarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir uyarı yapıldı. Covid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısının teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabileceği belirtildi. 6 ila 8 milyon arası insanın Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceği ifade edilirken salgının hala yükselişte olduğu vurgulandı. Yargıtay'dan reçetesiz antibiyotik satışı ile ilgili karar çıktı. Eczacılara reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesine hükmedildi. Bursa'da bir eczanenin reçetesiz antibiyotik sattığı tespit edildi. Eczane hakkında 3 ayrı tutanak tutularak 3 kez 521 lira ceza kesildi. Eczanenin idari para cezasına yaptığı itirazsa suç ceza hakimliği tarafından reddedildi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kabahatli eczacıya 3 defa reçetesiz antibiyotik sattığından her ilaç için bir kere olmak üzere 3 kez 52 TL ceza kesildiği söylendi. Yargıtay kabahatler kanunu gereğince aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır ifadesine atıfta bulundu. Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken Yargıtay 19. Ceza Dairesi eczacıya her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğini hükmetti. İranlı önemli bir gazeteci heyeti Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ni ziyaret etti. İstanbul Başkonsolosluğu Müsteşarı'nın başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede İsrail'in saldırıları ve bölgesel işbirliği konuşuldu. İranlı gazetecilerle Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi arasında medya alanında işbirliği yapılması kararlaştırıldı. İran basınının önemli isimleri Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ni ziyaret etti.
İran heyetinde İstanbul Başkonsolosluğu Müsteşarı Muhammed Muin Eslam, Devlet Ajansı İRNA ve Teslim Haber Ajansı başta olmak üzere farklı kurumların gazetecileri yer aldı. Heyeti Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, Haber Müdürü Deniz Adalı, İran Temsilcisi Yakup Aslan ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Amerika'nın bölgeyi hedef alan planları konuşuldu. Amerika ve İsrail saldırılarına karşı bölgesel işbirliği vurgusu yapıldı. Türkiye ve İran'ın işbirliğinin daha da artırılması gerektiğinin vurgulandığı görüşmede iki ülkenin basın kuruluşları olarak ortak çalışma ve görüş alışverişini daha da artırma kararı alındı. İşbirliği için görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Görüşme sonrası Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ni gezen İranlı heyet yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında demiryolu ticareti gelişiyor. Türkiye'den iki ihracat treni daha Çin'e doğru yola çıkacak. Trenler bu kez yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak. Türkiye'den Çin'e 6. ve 7. ihracat trenleri 24 Mayıs'ta Kocaeli'den hareket edecek. Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü 2 haftada Çin'e ulaştıracak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve demir ipek yolu olarak adlandırılan orta koridor üzerinden yapılan ihracatta yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e MDF kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak. Türkiye ile Çin arasında şu ana kadar karşılıklı olarak 95 tren, 2001 vagon ve 100 bin ton taşıma gerçekleşti. Asya-Avrupa arasında zaman ve maliyet açısından en avantajlı güzergahlar olarak öne çıkan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve orta koridorla iki ülke arasında yılda karşılıklı 1500 tren işletilmesi hedefleniyor. İngiltere yine Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın bir numaralı tehdit olduğunu söyleyen İngiltere Savunma Bakanı Ben Varis, ikili ilişkilerimizin geleceğini kestirmek zor dedi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'yı hedef alan açıklamalar yaptı. İngiliz bakan, Rusya'yı ülkesinin bir numaralı düşman tehdidi olarak niteledi. İngiliz basınına konuşan Wallace, Rus savaş gemilerinin İngiltere'nin karasularında daha aktif hale geldiğini iddia etti. Meraklı Rus gemileri tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyoruz dedi. Ülkesinin Rusya ile gerilimi azaltmak için tüm yöntemleri uygulamaya çalıştığını savunan İngiltere Savunma Bakanı, Rusya tutumunu değiştirmediği sürece ikili ilişkilerin nereye varacağını kestirmek zor ifadelerini kullandı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Silahlı Kuvvetler Modernizasyon Stratejisi'nde Rusya'nın Avrupa güvenliğine en büyük nükleer ve askeri tehdit oluşturduğu kaydedilmişti. ...76 sayfalık raporda silahlı kuvvetlerini yenilemesi, tüm hükümet faaliyetlerini entegre etme yeteneği ve risk alma isteğinin Rusya'yı yetenekli ve öngörülemez bir oyuncu yaptığı ifade edilmişti. Nijerya'da Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru ile birlikte 11 kişi uçak kazasında hayatını kaybetti. Nijerya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada kazanın nedeninin soruşturulduğu belirtildi. Nijerya'nın başkenti Abuja'dan yola çıkan askeri uçak Kaduna eyaleti sınırlarında kaza yaptı. Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yeriman'ın yaptığı yazılı açıklamada aralarında Nijerya Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu mürettebat dahil 11 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden ordu mensupları için hepsi bu topraklarda barış ve güvenlik için nihai bedeli ödeyen kahramanlardır ifadelerini kullandı. Nijerya Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabwet, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Öte yandan başkent Abuja'daki Ulusal Cami'de hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı İbrahim At-Tahiru ve 5 askerin cenaze töreni yapıldı. Törene bakanlar, valiler, üst düzey yetkililer ve yüzlerce Nijeryalı katıldı. Kongo'daki Nyiragongo Yanardağı patladı. Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Yanardağ'daki patlama sonrası Goma şehrinde tahliye çalışmaları başlatıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 1,5 milyon nüfuslu Goma şehrinde bulunan Nyiragongo Yanardağı patladı. Yanardağ'da gerçekleşen patlama nedeniyle Goma şehri risk altına girdi. Patlama sonrası tahliye çalışmalarına hızla başlanan şehirde yerel halk eşyalarıyla birlikte komşu Ruanda sınırına doğru gidiyor. Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor ifadelerini kullandı. En son 2002 yılında aktif hale gelen Nyiragongo Yanardağı nedeniyle Goma'da 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi de evsiz kalmıştı. Hakkari Yüksekova'da yaşayan inşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, topladığı hurda malzemelerden benzinli araç yaptı. İnşaat ustası Karahan, Bayrak 1 adını verdiği aracıyla deneme sürüşü de yaptı. Sanayiden hurda malzemeler toplamaya başladı. Planını çizdi, çalışmalara başladı. 1,5 yıl sonra da ortaya bu araç çıktı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, hurda malzemelerden benzinli çalışan araç yaptı. 1,5 yıl önce kendi aracını yapmaya karar veren Karahan, sanayide topladığı hurda malzemelerle atölyeye dönüştürdüğü arkadaşının garajında çalışmaya başladı. Çalışmalar sonrası 25 beygir gücünde 20 litre benzinle 150 kilometre giden aracı tamamladı. Karahan, Bayrak 1 adını vererek Türk bayrağı, Atatürk resmi ve imzasıyla süslediği aracıyla deneme sürüşü yaptı. Biz onu hiç yılmadan, inşaatlarda çalışarak, o aldığımız parayla biz buna malzeme aldık. El aletlerimiz yoktu. Çok zor imkanlarda biz bunu yaptık. İnşaat ustası olan Mehmet Şerif Karahan, imkanı olursa neler yapacağını da açıkladı. 600 beygir gücünde arazide gidebilecek, her türlü çamurda şeyde gidebilecek, hidrojen gazı, benzin gazıyla ortak çalışacak, hem elektrikle ya da hem benzinle hibrit, onun da çalışacak projelerimiz var. Mehmet Şerif Karahan daha önce evinin bahçesinde Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı ile 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde savaş uçağının kardan maketini yapmıştı. Karahan, geçen yılda kızı Hira'nın hayalini gerçekleştirmek için Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maket çalışmasına imza atmıştı. Konya'nın simgesi olan Mevlana Türbesi salgın sonrası için hazırlanıyor. Türbeye yeni çiniler monte edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra türbe turkuaz rengine geri dönecek. Salgından önce binlerce kişinin ziyaret ettiği Mevlana Türbesi'nde restorasyon çalışması hızlandı. Konya'nın simgesi olan Mevlana Türbesi'ne yeni çiniler monte edildi. Çinileri yerleştirme programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın sadece Konya'nın değil, Anadolu'nun manevi merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bu türbeyle ilgili çok önemli bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Daha önce türbenin içinde önemli bir restorasyon çalışması yürütüyorduk. Şimdi Kubbe-i Hadra'nın çinilerin değişimiyle ilgili önemli bir başlangıcı bugün gerçekleştirdik ve ilk çinileri yerine monte etmeye başladık. Böylece turkuaz rengine geri dönmüş olacağız. Yaklaşık 3 aylık bir periyot sonrasında çini yerleştirme işleminin tamamlanması hedefleniyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra türbe turkuaz rengine geri dönecek. Salgın bittikten sonra da herkes türbeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor kupanın sahibi oldu sayın seyirciler. Bunu da belirtmek istedik ve sıradaki haberimizle devam edelim.
Yıllarca terörle anılan Judy Dağı artık önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Şırnak Judy Cup Ulusal Tenis Turnuvası tamamlandı. İşte burada güzel bir birlik beraberlik tablosu var. Yıllardır terörle anılıyordu. Artık spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Şırnak'ta Judy Cup Ulusal Tenis Turnuvası tamamlandı. 11 ilden 138 tenisçi 2089 rakımlı Judy Dağı'nın eteklerinde 4 gün süreyle kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Judy Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın final karşılaşmasını izledi. Hakkari'den gelen gençlerimiz, Mersin'den, Ağrı'dan, Iğdır'dan, Batman'dan, Manisa'dan, Şırnak'tan gençlerimizin gözündeki ışık, annelerin gülümsemesi, 84 milyonun bir ve beraber olması. Amacımız bu. O eski tabloları bu güzel gençlere yaşatmayacağız. Karanlığa götürmek isteyenlere inat, bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak koşacağız inşallah. Bakan Kasapoğlu, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Kış aylarını Mersin'de geçiren Sarı Keçili Yörüklerinin göç yolculuğu başladı. Yüzlerce yıllık göç geleneğini yaşatan Sarı Keçililer, haftalar süren göç yolculuğu sonrası kahraman yaylalarına ulaştı. Onlar yüzlerce yıllık yok olmaya yüz tutan bir kültürün son temsilcileri olan Sarı Keçili Yörükleri. Asırlardır yaptıkları gibi Mersin'den göçe başlayan Sarı Keçililer Karaman'da mola verdi. Şu anda 200-250 civarında bir hane kaldı. Gençler bu işe hevesli değil. Çünkü hevesli olması için bir neden kalmadı. Muhtarından tut da orman müdüründen tut, sıkıntılardan dolayı kimse bu işi yapmak istemiyor. Kışı Mersin'in Aydıncık, Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde geçiren Sarı Keçili Yörüklerinin Toros Dağları'ndaki yaylalara göçü Nisan ortasında başlıyor. Çadırı yükleriz. Evet, yükler, göçeriz, körpeler alırız, yola gideriz. Aynı eski zaman düzenim, anam babam düzenim. Memnunsunuz yani. Şükür, memnun. Göç kervanı 900 keçi ve 6 deveyle tarihi film sahnelerini andırıyor. Sarı Keçililer modern yaşama ve teknolojiye adeta meydan okuyor. Yüzlerce yıllık göç geleneğini tüm zorluklarına rağmen yaşatıyor. Bu bizim ekmek davamız. Devam edeceğiz. Bu bizim bir kültürümüz. Yani biz bunu boşalttan sonra bir iş yapamayız. Gelin işinde çalışamayız. Ölünceye kadar Allah'ın izniyle bu işimize devam edeceğiz. Yani devletimize, milletimize bir katkımız. Yörük göçü gün geçtikçe zorlaşıyor. Çünkü Sarı Keçililerin asırlardır kullandığı göç yolları artık kiraz bahçelerine ve tarlalara dönüştü. Daha elverişsiz güzergahlardan geçmeye zorlandılar. Çeşmelerde su kalmadı. Göç kervanları, yetkililer ve muhtarlarla sorun yaşamaya başladı. Devletten çözüm bekliyorlar. Dağların bekçisi olan Sarı Keçili Yörükleri, artan zorluklarına rağmen haftalar süren göç yolculuğuna devam ediyor. Yaz aylarını Konya ve Karaman'ın yaylalarında geçiriyor. Kahramanmaraş'taki Kanlı Büvet Kanyonu doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Turkuaz suyun yeşille buluştuğu kanyona ilgi her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kanlı Büvet Kanyonu yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Geldik, çok beğendik. Gerçekten doğası, suyunun temizliği, etrafın yeşilliği, güzelliği çok hoşumuza gitti. Burada 4 arkadaş kamp yaptık. Çok güzeldi, çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Emirler Mahallesi'ndeki kanyon, turkuaz rengindeki suyu ve eşsiz doğasıyla hayranlık uyandırıyor. Sosyal medyadan, çeşitli fotoğraflardan gördük. Ben açıkçası bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Kesinlikle bozulmuştur vesaire şeklinde düşündük. Ama geldiğimde suyun sadeliği, güzelliği vesaire biz bayağı büyülendik. Çok hoşumuza gitti. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kanyonun Doğu Akdeniz'de parlayan turizm noktalarından biri olduğunu söyledi. Bölge insanımıza, Türkiye genelinde ziyaretçi alıyor burası. Zaten ilçemizin nüfusu kışın 35 bin, yazın 150 bini buluyor. Yayla turizmi de Andırın'da çok yaygın. Büvet kelimesi yöresel dilde su birikintisi anlamına geliyor. Yeşilin her tonunu barındıran kanyonda 15 tür ağaç bulunuyor.
eşsiz doğası ve doğal akvaryumu andıran buz gibi suyuyla Kanlı Büvet Kanyonu'na yılda 150 bin civarında ziyaretçi geliyor. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar efendim. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bugün de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun.